şey yok mu? Sen girilse. Boru, poşet, yani bir sürü plastik atıklar çıktı buradan. Hani Van Gölü'ne sahip çıkalım. Van Gölü'nü kirletmeyelim. Hem içindeki balıklara hem canlılara zarar vermeyelim. Teşekkür ederim. Aynen, çok ağır bir koku var. Hem yani çöp toplamakta biraz zorlanıyoruz kokudan dolayı. Hani keşke böyle olmasaydı. Açtım. Objeyi çıkardık şimdi. Getir yapıştırıcı verelim. Hemen böyle komple boşluk kalmasın. Tüm çık. Yapıştırsın. Yok, yapıştırıcı yok. Saç tarağı. Böyle yapayım ben. Özellikle Van Gölü'nü, Van Denizi'ni bizim tabirimizle seçmemizin önemli bir nedeni var. Van Denizi gittikçe kirleniyor ve bu kirliliğin bir sebebi de aslında atıklar. Yani bu atıklar maalesef birikerek zamanla sahilin çoraklaşmasına, kokmasına, hatta şu an çok ciddi bir koku da var bu anlamda ve çevreye baktığımız zaman da bu atıklar ciddi bir çevre kirliliğine, aynı zamanda suyun kirliliğine, dolayısıyla Van Gölü'nün kirlenmesine sebep oluyor. Gençler de çevre duyarlılığını geliştirmek, bir çevre bilinci oluşturmak için aslında burada bu atıklardan sanat eserleri de oluşabileceği, bu kapsamda İpek Yol Genç Merkezimizde bulunan
geri dönüşüm atölyesinde bu atıklardan gençler farklı eserler yaparak bu anlamdaki duyarlılıklarını ortaya koymuş oldular. Çevre Haftası nedeniyle İpek Yolu Gençlik Merkezi bünyesinde duyarlılık açısından farkındalık yaratmak için Van Gölü kıyısında atıkları toplayarak hem çevre temizliğine katkıda bulunmuş olduk hem de estetik bir dokunuşla bu atıkları sanat eserlerine dönüştürmenin yollarını aradık.